yapıyor. Kaldırıyor. Kontra'dan geri geldi. İkinci pozisyon. Bülent topu alana gönderiyor. Beşiktaş defansında Cahta. Aykut kaldırıyor. Bülent vuruyor ve durumu 2-1'e getiriyor. Bülent hareketlendi. Ceza sahasına girdi Bülent. Gol durumu da. Şut da gol. Bülent topu alana gönderiyor. Ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Biz Anadolu'nun değişen tarihi. Siz bir meşale aldınız elinize. Yaptığınız bu meşaleyi taşıyorsunuz. Devrim gibi. Hem de isteyerek, arzuyla. Kimse sizin hoş görme şansı yok. Beşinci büyük de olsak biz Anadolu insanıyız. İstediğimizi, arzuladığımızı yaparız. Ne kadar yaptığımızı da gösterdiniz. Şimdi şampiyonluk maçı. Savaşacak, yardımlaşacak, inanacak ve başaracaksınız. Belki de bugün Anadolu takımlarının daha büyük düşünmesini sağlayan öncü kişi diyebiliriz onun için. Asker selamı sevinciyle yeşil sahalarda ünlenen, Fenerbahçe'ye geldiği ilk yıl gol krallığı yaşamış bir isim Bülent Uygun. Teknik direktörlük döneminde Sivas Spor'la lige damga vuran, 2013 yılında sürpriz bir kararla şansını Katar Ligi takımlarından Umsalal'da deneyen Bülent Uygun'a futbolun dışına çıkarak denizleri sorduk. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünü bize hatırlatan ve hem Katar'da hem de Türkiye'deki kariyerinde başarılı teknik adamı yalnız bırakmayan Bülent Uygun'un güzel eşi Özlem Füsun Önal da bize bu keyifli röportajda eşlik etti. Bakın deniz dendiğinde Bülent Uygun'un aklına ne geliyormuş? Deniz deyince aklımıza mercan geliyor. Benim gözlerim gelsin evet. Bari aşkım yani deniz şimdi, deyince. Hakikaten eşimin gözleri tabii mavi olması, üç tarafımız denizlerle çevrili olması, benim de kalbimin Füsun'umla birlikte olması. Dolayısıyla deniz deyince bunlar aklımıza geliyor. Özlem Hanım, Bülent Uygun'un en büyük hayalinin bir tekne sahibi olmak olduğunu söylüyor. Geçen bizim işte evin önünde tekne vardı, bir biskren versen çeker misiniz dedim. Çekmediler. Çünkü biri 105 metre, biri 75 metreydi. Katar'da evin önüne çekmişlerdi. Tabii orada çok tekne var. Ve teknenin, oranın, teknelerin başındaki Caner bizim kardeşimiz, bir Türk. O fırsat buldukça tabii teknelerle gezinti yapıyoruz. Hafta sonları en azından maçlardan sonra stres atmak için keyifli oluyor. Hakikaten o tekneleri görünce de tekne sahiplerine imrenmemek elde değil. Efsane bir olay. Hep hayali var. Hep bir yat almak. Bülent'in hep hayalidir. Ama ben hep geçiştiririm. Çünkü Marina'da, yaşadığımız ülkede Marina'da ne zaman yürüyüşe çıksak böyle uzun uzun anlatır falan. Artık ben bir 3 yıldır onu dinlerken başka şeyler düşünmeye başladım. Ama seviyor. Evet. Başarılı teknik adamın Özlem Hanım'dan bir de ricası var. Bir hediye gelir mi, tekne hediyesi? Gelse ne güzel olur. Eşim adına sevinirim. Hayır, benden ona mı gelir mi diyelim? Ha, benden ona. Yani ufak bir tekne al bari, evet, aşkım, evet, ya. Evet, bence de. Yapma, ben 35'lik istemiyorum. Kendim yaparım. Bülent Uygun, Tuzla'daki tersanelerde çalışan emekçileri ziyaret etmek istediğini söylüyor. Bizim akrabaların tersanesi var, Salihoğulları diye. Tuzla'da. Onlar da davet etti ama hiç girmedim, gitmedim. Bir gün olur belki gideriz, onları da ziyaret ederiz. Çünkü oradaki esas emekçi kardeşlerimiz var. Onlar bu işin üstadı, piri. Onlar emek veriyor. Onları da bir ziyaret etmek lazım. Bir de nasıl yapıldığını görmek lazım açıkçası ama biz de öyle bir denk gelip o fırsatı yakalayamadığımız için gidemedik. Onlara da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Bülent Uygun, hain terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız sayesinde ecdadımızın yüzüne bakabildiğimizin altını çiziyor. Ülkemiz hakikaten çok güzel bir ülke. Her şeyle, taşıyla, toprağıyla, havasıyla, suyuyla, üç tarafı denizlerle, etrafı hainlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Hain terör saldırısında birçok kez maalesef şehit veriyoruz, gazi veriyoruz. Bu ülkemizin bütün şehitlerini ve gazilerini öncelikle minnetle ve şükranla anıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi bugün ecdadımızın yüzüne bakacak onuru ve şerefi bize bağışladıkları için onlara da sonsuz minnetlerimizi sunuyoruz. Dualarımızı ediyoruz. İnşallah mekanları cennettir zaten.